Merhaba arkadaşlar. Süreyle her telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, plea'lar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde bir pleaa videosu çekmek istedim. Aslında satışa eklenen seradan gelen ürünler adı altında satışa gelen plea'yı gösterdim ama biraz önce bir şey gördüm ve onu görünce sadece bu 2-4-5 playa özel bir çekim yapmak istedim arkadaşlar. Bir tanesini hmm, saksım boşaldı. Böyle zeytin tenekesinden yaptığım saksım boşaldı. Bir tanesini kendime dikmek için başına geçtiğimde çok güzel ve özel bir şey gördüm. Ve bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Ve sizinle şimdi birazdan paylaşacağım ne gördüğümü. Ondan önce... Şu elimin altını bir açayım arkadaşlar. Şöyle tek tek size göstermek istiyorum. Ee, Birçok kez pileye sattım ama gerçekten ilk defa bu kadar güzeli geldi. Şöyle bakar mısınız? Yanlarında bebekleri var. Bakın. Her tarafta Bebekler fışkırmış arkadaşlar. O kadar güzel ki anlatamam size. Yapraktan üretiliyor mu acaba bu filealar? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar suda kökleniyor mu bu filealar? Eğer tecrübe ettiyseniz lütfen benimle paylaşın. Gördüğünüz gibi yanlarda falan bir sürü bebekleri var. Çok sağlıklı ve çok güzel filealar. Böyle hepsini tek tek göstereceğim. Sonra sizinle o gördüğüm şeyi paylaşacağım arkadaşlar. Şunu elimden bırakayım. Evet gördüğünüz gibi yine bu da. Bakın yanda bebeklerimiz var. Buralardan üretebilirsiniz. Planınızı çoğaltabilirsiniz. Evet bunu da kaldırıyorum. Üçüncüyü gösteriyorum. Evet kızların saçları birbirine dolaşmış durumda. Evet üçüncüyü gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu da yine yanda bebekleri var. Bu şekilde köklerinden ayırıp dikebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi ilk defa bu kadar güzel formda bir plia geldi arkadaşlar. Bunu da kaldırıyorum. Şunu da göstereyim hemen yaprağımızın bir tanesi orada e, koptu maalesef. Evet gördüğünüz gibi bakın yine yanlarda çok güzel bir şekilde bebeklerimiz var. Pilyalar çok güzel arkadaşlar. Kaçlık saksıda <laughs> bakar mısınız? Be Allah aşkına kökler alt tarafı kaplamış durumda. Kaçlık saksı göremiyorum arkadaşlar. Benim yakın gözlüğü falan kullanmam lazım artık galiba. Evet 13'lük saksı arkadaşlar. 13'lük saksı da bu şekilde çok sağlıklı bir şekilde şu yaprağımızı da almak istiyorum. Çünkü kararmış. Playa'larımız var. Ee, yorumda fiyat sormayın lütfen. Youtube'da fiyat vermeyi tercih etmiyorum. Ee, sosyal medya hesaplarımın ve telefon numaramı açıklama kısmına bırakıyorum. Ee, aynı zamanda işte Facebook hesabım Leyla Gürsoy parantez Zehra Instagram hesabımda Sukule arkadaşlar benimle bu sosyal medya hesaplarından e, iletişime geçebilirsiniz fiyat bilgisi için. Aynı zamanda WhatsApp'tan da sorabilirsiniz. Evet şimdi bunu aldım elime biraz önce kendime dikecektim ve ne gördüm? La 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 Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar ya? Şuna bir bakar mısınız? <laughs> hey kurban olduğum Rabbim. Ay çıldırmış yemin ediyorum çıldırmış. Bu kopuyor gibi olmuş çıkarttım oradan. Şunu görünce kafayı yedim yani arkadaşlar. Vallahi billahi. Valla gerçekten çok etkilendim. Çok mucizevi bir şey bu biliyor musunuz? Böyle saksı yırtılmış ve oradan kendi fidesini vermiş. Bayıldım. Allahım kurban olduğum Rabbim. Yani tefekkür için gerçekten çok bir şey aramaya gerek yok. Bakın çok güzel arkadaşlar. Şimdi bu pilayı nasıl yapacağım bilmiyorum ama kendi saksıma içimden geldi kendime dikeceğim arkadaşlar. Hemen bismillah diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, bunu öncelikle oradan izedelemeden nasıl çıkaracağız? Ona bakalım. Bu arada bıçaklarım hep kırıldı kargo hazırlarken. Şuradan o bebeğin zarar görmemesi için şuradan kesiyorum. Evet. Bıçağımı alıyorum. Şöyle. Heh. Bakalım bakalım. Aman ya Rabbim. <laughs> Ay ne güzel şeyler çıkıyor karşıma. Yani bütün kökleri sarmış durumda. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Bu dikilecek saksıya şöyle yukarıya doğru verelim bu bebeğimizi Arkadaşlar bunu da çok fazla kök oynaması yapmak istemiyorum şöyle birazdan hafiften bakın her taraf kök dolu o yüzden çok fazla torfundan arındırmak istemiyorum dikeceğim böyle direkt mi ne yapayım yok biraz alayım şu altlardan Evet. Gözüküyor muyuz? Gözüküyoruz. Bu taraf tezgahım dolu olduğu için çekimi burada yapmak zorunda kalıyorum. O da sıkıntı yaratabiliyor bazen. Daha önce vardı büyüttüğüm bir plea arkadaşlar satmıştım arkadaş Ankara'ya. Şimdi bunu da büyütelim bakalım. Çok hoşuma gitti çünkü formu. Şöyle. Koysam çok mu çukurda olur? Hadi bir bir şöyle kendi toprağından bir kürek daha. Toprak koyalım. Nasıl arkadaşlar? İyi gibi değil mi? Evet. Şimdi şunu da alalım şöyle şu kökler burada dursun ve yanlarını toprakla dolduruyorum bebeğimiz burada bakın o biraz önceki bebeğimiz burada <laughs> ay annem sen nasıl güzel bir şeysin böyle maşallah benim kızım benim toprağımı beni seveceksin inşallah anneciğim koca kız olacaksın sen tamam mı söz mü Büyüyeceksin değil mi anneye? Hadi söz ver bana. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kendi saksıma bir adet pilayı diktim. Nasıl olduk? Çok güzel olmadık mı? Çok tatlı olmadık mı? Ben çok seviyorum pilay, çok güzel, çok tatlı gerçekten. Arkadaşlar bu kadar kısa bir çekim olsun dedim ama yine de <laughs> çok da kısacık olmadı. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir çekimde başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol pleyalı günleriniz olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.